Ülkemizde adaletsizlik çok önemli bir yara. Maalesef bu topraklarda uzun süredir adalet yok ve önemli bir adalet arayışı var. İnsan hakları alanında biz bunun eksikliğini çok görüyoruz. Çok önemli ihlaller yaşanıyor. Tamam, bu ihlaller yaşanıyor. Peki buna bir çözüm bulunabiliyor mu? Maalesef ki hayır. Cezasızlık politikası var ve ihlalleri yapanlar cezalandırılmıyor. Onun dışında da genel olarak sosyal adalet noktasında toplumda önemli bir sıkıntı var. Toplum maalesef adalet dağıtacak olan yargıya güvenmiyor ve hem adli hem siyasi olaylarda önemli sıkıntılar oluyor. Son günlerde bunu daha net ve popüler örnekleriyle gördük. İktidarın medyayı, sivil toplum kuruluşlarını ve ardından da üniversiteleri boyun eğdirmek için bulduğu bir formül vardı. Bu aslında yeni bir formül değil. OHAL'in ilanından itibaren KHK'larla çıkarılmış bir formül. Aslında biz o zamanlar Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisinin OHAL KHK'larında olmaması gerektiğini söylüyorduk ama topluma, muhaliflere de bu konuyu yeterince anlatamıyorduk. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması işte bu KHK'larla oldu. 4 yıl önceki KHK'larla oldu. Bu ne demek? Zamanında adalete riayet edip KHK'lara gerekli çıkışı, muhalefeti yapmazsanız yarın öbür gün bir başka yönden sizi vurabilir ve mağdur olabilirsiniz. Ve birçok üniversiteye Cumhurbaşkanı tarafından rektör atanması vuku bulduğu gibi Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'ne de rektör atandı. Liyakati olmayan, intihal iddialarıyla dolu bir rektördü ve öğrenciler, öğretim üyeleri buna çok tepki gösterdi. Önemli bir sivil toplum tepkisi gösterdiler. Yani bu tamamen barışçıl bir tepkiydi ve üniversitede bilim yapmak isteyen öğretim üyeleri, öğrenciler bu noktada bir tepki gösterdi. Bu gerçekten doğru bir tepkiydi ve biz de bu tepkinin yanında yer aldık. Ve ardından iktidar bu tepkiyi kriminalize etmek için, şeytanlaştırmak için büyük bir gayret sarf etti. Tüm devlet aygıtlarıyla, medyasıyla bu tepkiyi şeytanlaştırmaya çalıştı. Sanki din dışı bir hareket, sanki teröristçe bir hareket gibi göstermeye çalıştı. Ve ardından en masum taleplerini dile getiren öğrencileri daha herhangi bir yargı kararı olmaksızın terörist ilan etti ve ardından akıl almaz gerekçelerle bu öğrencileri tutukladı. Dünya hukuk tarihinde rastlanmayacak mantıksızlıkta, hukuksuzlukta örneklerle tutukladılar. Aslında bu tutuklamaların siyasi olduğunu, hukuki olmadığını herkes çok iyi biliyor. Fakat herkes de buna boyun eğiyor. İktidara yakın olanlar vardır bir şeyi, gereği diye düşünüyorlar. Muhalif olanlar da zaten bu hukuksuzluğun farkında. İşte böylesi bir ortamda sadece kendimiz için adalet değil, herkes için adalet denmesi gerektiğinin daha çok bilincine varıyoruz. Ben bir insan hakları savunucusu olarak zaten açıkçası yıllardır sadece kendisi için adalet istenmesinden son derece rahatsız olan bir insanım. Tüm gayretimle, tüm içtenliğimle herkes için adalet istedim, istemeye de devam ediyorum ve devam da edeceğim. Herkes için adalet sloganının daha da artması için biz parti olarak da bugün bir kampanya başlattık. Herkes için adalet kampanyası. Bu kampanyanın önemli etkileri olacak. Toplumda insan hakları perspektifinin yaygınlaşması için gerçekten sadece kendime değil, herkes için
için, adaletin gerçekleşmesi için bu kampanyaların önemi çok büyük. Tüm halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.